1972 idi galiba. Konya'da Mevlana ihtifalleri yapılıyor her sene olduğu gibi. O zamanlar Kadir Şençalar bizim favorimizdi, ud çaldığı için. Onun peşinde koşturuyorduk. Biz de yeni tıfıl delikanlı, uda çok hevesli, ud çalmayı öğrenen. Bir gün Cemşen Bey geldi dediler. Çok merak ediyoruz. Hep ismini falan duyuyoruz aslında da hiç tanımamıştım. Bizde o zaman öyle bir edep vardı ki, ya da o kadar çok korkmuşuz ki, Konya'da kapalı spor salonunun kulisinde oturuyor, biz kulisin içine giremediğimiz gibi kapının önünden geçerken kafamızı çevirip bakamıyorduk, o kadar içeriye bakamazdım. Yan gözle baktım, orada gümüş saçlı bir adam oturuyordu. Pardon. İlk orada gördüm. Daha sonra işte ilk fırsatta hocam odunuza bakabilir miyim bahanesiyle sokulmaya çalıştım kendisine. İlk sorduğum soruda, bu da benim hala kendi kafamda çözemediğim enteresan sorulardan birisidir. O yaşlarda ben Şeddi Sabah makamını nereden duydum, kimden duydum, niye duydum onu bilmiyorum, hala bilmiyorum. Kendisine onu sordum, abi dedim Şeddi Sabah diye bir makam var, nasıl bir şey dedim. İşte evladım şöyle olur dedi, Hüzzam gibi başlarsın, Segah perdesinde Sabah ile bitirirsin falan diye. Şöyle mi diye ben aldım, yalan benimki tabi, ona kendimizi göstermek maksat. Bak dedi, ben normal Bolahenk ahenkten yapmaya çalıştım. Müstahsen akordu vardır, 1,5 ses daha aşağıya. Bak şöyle yaparsan daha güzel olur dedi, aldı udu elimden. Müstahsen akorttan bana Şeddi Sabah'ı gösterdi. Ha şöyle mi hocam diye, ben de hemen aldım ona. Ben de o zamanlar çok acayip bir şey vardı, böyle video şey gibi gördüğümü anında yapardım. Müthiş bir şeydi o. O kendisinin ilgisini çekmişti. Daha sonra söyledi bana, ya dedi şu bir çarpma için yıllarca uğraşan talebelerim oldu. Hiç bu kadar anında yapanını görmemiştim falan diye bana da o duygularını söylemişti. Uzatmayayım. Ondan sonra bizde bir Cemurçen muhabbeti başladı. Çok sık beraber olduk. Yıl 72'den ölene kadar 28 sene ediyor işte. Bugüne kadar 46 seneden bahsediyoruz. Gerçekten mesela benim kızım Yasemin var. Bir gün ona hocam demiş. Herkes hocam hocam diyor ya. Ben sizin hocanız değilim, amcanızım diye çocuğa saatlerce söylendi. Böyle bir Cemurçen abimiz oldu bizim. Biz yaşadık onunla. Herkesin kitaptan okuduğu şeylere, biz hiçbir kitabını okumadım ben Cemurçen Bey'in ama hepsini yaşadım. Kendisinden duyduğum anlattıklarını yazdı. Bize öğrettiklerini yazdı. Cemurçen abinin şeyi öyle oldu. Oğlum mesela bir gün çok küçücüktü. Cemurçen Bey bizim evimizde kalıyordu Konya'dayken. Sobalı bir ev. O soba olan odayı ona vermiştik. Oraya yatak yer yatağı yapıyorduk. Bu da çocuk o odada mı yatıyordu? Galiba o da orada yatıyor. Küçük. Gece kalkmış gelmiş Cemurçen abinin kucağına. O da uyanmış. Onu koluna yatırmış çocuğu. Sabaha kadar böyle beklemiş çocuk uyanmasın diye. Böyle uyutmuş onu. Böyle de bir insancıl yönü vardır. Allah rahmet eylesin. Ud tekniğinden biraz bahsetmek istiyorum. Cemurçen Bey, hakikaten arkadaşlarım da güzel bahsettiler. Herkesin çaldığından farklı ud çaldı. Kendi tabiriyle udbori olmaya çalıştı. Müthiş bir Cemil Bey hayranlığıydı. Cemil Bey'in ifade tarzı, tamburla yaptığını o udla yapmaya çalıştı ömrü billah. Yorgo bacanız çok severdi onun teknik acelitesi, temizliği, böyle lirizmi çok hoşuna giderdi. Ama o derece hızlı çalmadı udu. Daha ziyade böyle glissandolu, kaydırmalı, vibratolu şeylerle daha güzel ifade etti.
Demin oğlumla arabada gelirken bir taksimini dinledik de bütün kapalı pozisyonlarda UT'taki o 20 santimlik alan içinde inanın buna çok zor bir şeydir. Ben takribi 50 seneden fazladır UT'la uğraşıyorum. Hep aynı perdeye, aynı sağlam frekansı bulabilmek çok zor bir iştir. Bunu çok 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 iyi yaptığını söyleyebilirim. Her attığı perde mi o kadar temiz olur ya insanın? Milim büyük bir aralıktır yani. Milimden daha küçük şeyler gerekiyor da doğru perdeyi bulmak adına. Frekans işi santimden çok farklı bir kavram, anlayıştır. O frekansı yakaladığınız zaman doğru perdedir o. Tümsün abi de Allah vergisi böyle bir şey vardı. Çok temiz baskılar, çok temiz. Biraz teknik yönden kafasındaki müziğini tam icra edemedi diyebilirim. Ağzıyla çok güzel şeyler yapardı. Çoğunu da bana yaptırırdı. Oğlum şunu yap bakayım derdi. Hatta bir bestesi var onun. Hangisiydi o? Adı aklıma gelmedi. Saz Seri. Saz Seri. Nihavend. Mehtap'ta. Mehtap'ta yakamazlar. Onun bir kısmını Necati Süreyya çal bakayım dedi. Çaldım. Bir de Müstahsen'den çal dedi. Böyle UT'ta pozisyon nasıl geliyor ona bakardı. Benim yapabiliyor mu yapamıyor mu? Ben yapıyorsam başkası yapar diye. Onları gözetirdi. Daha doğrusu sen yapamıyorsan başkası yapamaz. Yapamaz diye. Vazgeçecekti ondan. Biz de öyle anlattık. Bestelerindeki kendisinin duyduğu bir pişmanlığı size anlatmak isterim. Meşhur ilk Mevlevi ayini Beyat-ı Arabân ayininde peşrev bestelemiş, Beyat-ı Arabân peşrevini. Üçüncü hanesinin girişi ilk bölümlerinde, üçüncü hanede tabii çok tizlere çıkan bir makam, zaten inici bir makam olduğu için Miremi diye bir bölüm var. Tiz Hüseyin'i, tiz ne var? Tiz Hüseyin'i. Ta UT'ta da en dipte falan çıkan bir yer. Oraya kendisi de biraz böyle kendiyle dalga geçmeyi de severdi. Neyzenler ne kadar zor olduğunu bilirdi. Çünkü tiz Hüseyin'i perdesi, işte neyzen kardeşlerim daha iyi bilir. Ya neyiniz çok iyi olacak, neyzen de çok iyi olacak, ancak öyle çıkan bir sestir. Yani herkesin çıkarabildiği bir tiz Hüseyin'i perdesi yoktur. Ya Necati dedi, bu Mevlevi ayini, bu illaki neylerle çalınacak bir eser. Bunu niye böyle yaptım diye bana çok hayıflanmıştı daha sonraları. Çok pişman olmuştum. Keşke yapmasaydım diye. O tiz Hüseyin'i olmasa da olurdu makam. Şart değil, onun yerine başka bir şey bulabilirdi diye düşünüyorum. Biraz önce bahsettiler işte tel konusunda UD'un, ha şey derdi mesela, en mükemmel enstrüman insan sesidir. Cenab-ı Allah'ın verdiği şeydir. En iyi müzikal enstrüman da insan sesine en yakın olan enstrümandır derdi. Mesela ney bunlardan bir tanesidir. İşte UT'ta UD'un tınlamasını daha uzatacak teknik gelişmeler sağlayarak insan sesine daha çok benzesin diye, daha güzel olsun diye çok uğraştı. Ustalar da bundan çok istifade ettiler, UT yapımcıları. Yerli ve yabancı, bunu da söyleyeyim. Malum 7-8 dili çok iyi bilirdi Cemşen abi. Hakikaten iyi bilirdi. Yani malum diller İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca. İtalyanca'da bir İtalyan profesör vardı, Anna Masala diye. Bu kadın, ben yanındaydım o zaman, Konya'ya geldi. Cinuçen benden çok daha iyi, çok daha üst düzey İtalyanca konuşuyor derdi. Bir profesör ve İtalyan bir kadın. Cinuçen Bey'in İtalyancasının kendisinden çok daha üstün olduğunu ben kulaklarımla duydum. Dil konusunda sadece dili kitaptan öğrenmiş bir adam değil. Tabii bütün bunları yerinde de yaşamış, görmüş, bilen, çok fazla okuyan ya da bütün arkadaşların söylediği gibi okuduğunu aklında tutabilen, her zaman kullanabilen, hayatına uygulayabilen bir insan. Mesela böyle bir konuşması anında, konferansında şurada burada, işte Frans de la Müzik Ansiklopedisi'nin 325. sayfasının 2. paragrafında şöyle diyor diye başlardı. Bu kadar rahattı yani. Ne olursa anında bunu söyleyebilirdi. Hiç kaçırmazdı bir şeyleri. Muratname diye bir eser vardır ki işte üstadlardan vasiyettir, fahş olunmaya diye. Böyle konuşabilirdi bu adam. Dehşet bir şeydi. Bunlar bizim yakından gördüğümüz için hani meşhur bizde bir şey vardır. Ya bana bir şey olmaz deriz ya. Biz bu Cinuçen Bey'in hiç böyle bir gün aramızdan çekip gideceğini hiç hesap etmedik.
Hele hele son zamanlarında bana özellikle söyledi. Necati, bundan sonra bana gelirken bir kayıt cihazıyla gel oğlum derdi. Evimizde her türlü kayıt cihazı vardı. En küçüğünden en büyüğüne kadar. Ama kısmet olmadı. Çok üzüldüğüm konu, şimdi eşim de burada. Bir gün dedi ki, son zamanlarıydı, hasta zamanlarıydı. Ya Cınırsen abi dedi, bana bir şey ver de dedi. Bu da bana Cınırsen abiden hatıra kaldı diyeceğim bir şey olsun dedi. Durdu, epeyce durdu. Ya Necat dedi, şunu söylediğine bak, şu laf dedi, kavgada bile söylenmez dedi. Onu öyle bir şakayla şeyle geçiştirdi. Yani kendisi de inanmıyordu belki öleceğine. Biz de inanmıyorduk ya. Öyle gülüştük geçtik. Son günleri Allah rahmet eylesin. Hakikaten, gerçi son 10 senesi çok ağır hastalıklarla geçti. Emin Işık hocam öyle diyordu. Öbür dünyada çekeceği günahların vebalini bu dünyada çekti, ödedi ve gitti demişti Emin hocam. Hakikaten gerek böbrek, gerek kanser, gerek başka rahatsızlıkları uzun müddet hastalıkla uğraştı. Bu arada hakkını teslim etmek adına eşi Baride Tanrı korur. Allah razı olsun. Ona çok iyi bir hemşirelik yaptı son zamanlarda özellikle. Çünkü çok böyle dakikalık, günlük, saatlik ilaçları vardı. Onları kendisinin de Amerikalı olması hasebiyle o reçeteleri, ilaçların şeylerini çok iyi okuyabiliyor olması hasebiyle çok dikkatli bir şekilde onlara yardımcı oldu, ilaçlarını verdi. Ona iyi baktı diyebilirim, Allah razı olsun. Efendim, hakikaten dünyanın en zor işlerinden bir tanesi. Bir gün Cınırsen abiye benim hakkımda bir röportaj için bir şey sormuşlardı da, ya en zor işi bu demiş. Aynı mesleği yapıyoruz, o da uçalıyor, ben de uçalıyorum. İkimiz, ben ne desem şimdi, öyle desem de iyi olur, böyle desem de kötü olur, bilmem diye fazla bir şey söyleyememişti. Cınırsen abi hakkında biz birebir yaşadığımız için, şimdilerde malum bu Facebook şeyiyle herkes her yaptığı işi ortaya yayınlayabiliyor. Biz öyle bir şey değil. Biz sadece bunları yaşadık ve beynimizde, aklımızda, hatıramızda kaldı. Onun için fazla bir şey anlatamıyorum. Biraz hatıralar oluyor işte. Benim bir Amerika'da bir konserimde Cımıçen abinin birkaç eseri var. Ben onları çok severek, hakikaten severek çalıp söyledim. Mesela biraz sonra çalacağız. Bora kardeşimiz okuyacak. Yakut, Mine, Zümrüt, Bana Birdir Kayalarla diye. Onu olsun, Köyde Sabah diye ya da Tarla Dönüş diye eseri ben çok severek çalıp söylerdim. Amerika'da bunu anlatırken, tabii malum Sular Seller gibi de İngilizce bildiğim için, çok iyi bildiğim için orada eksik cümlelerle ben şey demeye çalıştım. İşte bu ceketi ben yapmadım, ben dikmedim ama çok seviyorum, benim ceketim diye giyiyorum. Ya da bu gömleği benim gömleğim diye giyiyorum. Bu eser de benim eserim diye çalıyorum demek istemiştim ben. Sağ olsun Hazretim, bir tanesi yememiş içmemiş bu lafı getirmiş Cınırsen abiye söylemiş. Necati, senin bestelerini Amerika'da benim bestem diye çalıp söylüyor. Çok ondan bu çok iyi bir huyuydu yalnız. Necati, böyle böyle mi yaptın sen diye bana açık açık söyledi bir gün. Ben buna izah ettim Allah'a şükür. Ya değilse bunu bana sormasaydı onun aklında da öyle kalacaktı. Necati onun bestelerini çalmış, hırsızlık yapıyormuş pozisyonda kalabilirdik. Allah'a şükür bunu izah edebildim kendisine. Ama öyle bir hatıramız da oldu yani. Yeter ya Cınırsen abi. Anlatmakla bitmez. Bizim hakikaten her attığımız adım bir hatıraydı. Biz Cınırsen abiyle camiye de gittik. Namazda kıldık. Affedersiniz, hamama da gittik. Aynı odada da yattık. Bütün bir hayatımız, 30-40 senemiz, 30 senesi beraber geçti diyebilirim bunu. Onun için hadi hep beraber Fatiha okuyalım kendisine. Allah rahmet eylesin diyorum. Burada bitiriyorum. Teşekkür ederim.